Mesut Süre, buradan sana açık çağrı. Bütün develerden özür dileyeceksin. Ayrıca dedeler sofrasına gelip konuk olacaksın. Çalı var, yemem lazım. Abi bir şey yok, bir şey yok. Öbencem Dart'ı şöyle zannediyor olmalı. Atın! YouTube'dan kovun! Cevdet bundan sonra yasaklanmıştır. Sana öncelikle bir özürle başlayalım. Ne efendim? Hatta özür şu, biz çok ayıp ettik. Sen bir oyun oynuyorsun, biz hiçbirimiz gelmedik. Doğru. Ben geldim canım. Doğru. Ben tamam. O zaman şey biz ikimiz özür diliyoruz. Ne kadar zamandır oynuyorsun? Davet edeyim sizi en kısa zamanda. Ne zamandır oynuyorum? İki ay. Ama bir şey olmuş be, daha o kadar abartma sen de. Tamam. 3 sezondur oynuyorum. Otursun öyle gelelim dedik. Öyle vardır ya, otursun. 2 ayda zaten 2 ayda değil. Yani 2 ayda kaç kere oynadın? Oynadım çok. İlk hafta premier haftası, pazartesiden pazara kadar bütün hafta oynadım. Of. Pazar matine sonra oynadım. Üst üste yapıştırdık ki bir otursun falan diye. Niye bu kadar çok oynatıyorlar seni? Başka oyun İlk yok mu? İlk başta öyle oynadım canım. Sonra şimdi düştü tabii ki. Orada çok fazla oyun var yani. Tamam, o zaman biz gelemeyişimizi affettirmek adına şöyle bir şey yapalım. Sevgili dostlar. Para verin. Hesap numaramı versinler ya. Yok ya, oyun. Neydi oyunun ismi? Selmin Zeki Hanım. Selmin Zeki Hanım. İki nokta. Hasta adamın kızı. Hangisi? Wow. Bu ikisi birden mi? Tabii uzun bir isim. Hasta adamın kızı, Selmin Zeki Hanım. Şimdi oyun hakkında sana sorular soracağım, merak ediyorum ama moda sahnesinde her belli mi? Değişiyor tarihleri. Değişiyor. Moda sahnesi açın bakın orada. Biz yazarız buraya. Bakın lan. Yaz bu ay nerelerde oynuyor bir yaz bakalım. Hocam bir itirafta bulunmak istiyorum. Yeliz'e söylememiştim bunu. Bizim bir de sınıf arkadaşımız Cihan var. Ben seyircili genel provada izledim. Bir gün sonra Cihan gitti izledi. Sonra Cihan'la mesajlaşıyoruz. İşte, ne güzel oyundu değil mi falan filan diyorum. İşte o da evet diyor, çok iyi oldu, şudur budur filan konuşuyoruz. Sonra şöyle dedim. Barzist bir yorum yaptım, dedim ki. Yalnız her şeyi güzel, iyi anladık da. Hasta adamın kızı ne alaka abi, ben anlamadım. Wow. Yani hasta adama dair hiçbir şey yoktu filan gibi bir barzizm bir yorum yaptım. Osmanlı'yı mı kastediyor? Evet. İnanılmaz, sana helal olsun. Tam bu anı Esra'ya göstereceğim ya. Yani şey dedi sana ki, helal olsun Cihan dedi ki, abi dedi hasta adam ne, Osmanlı'nın son zamanları yani bir zahmet dedi. Ben telefonu bıraktım. İçeri gittim. Ama Barış. Yüzüğümde gizliğini döküm içtim. Ama Barış'ım. Hemen hastaneye yetişirler öldüm. Ya şimdi senin cahil cüela olduğunu bilmedikleri için o yüzden böyle bir şey yapmış olabilirler. Hastanım ben şey bekliyorum, bir baba çıkacak böyle. Babamın içine hasta böyle değil mi? Hastanım bu kız zaten bilmem ne yapalım falan. Böyle kötü şeyler. Şimdi böyle çıkan seyirciler de oluyormuş bazen, tamam mı? Bir günde oyunumuzun yazarı Esra denk gelmiş buna. Ya bir şey soracağım, hasta adam kimdi abi? Ona dair hiçbir şey söylenmedi diye birini duymuş. Böyle Esra o kadar sinirliydi ki. Ya nasıl ya? Yani nasıl anlaşılamaz böyle bir şey falan. Esra diye. Buradan özür diliyorum, beni affet. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Hazır mısınız? Harika bir politik gönderme yapacağım. İyi geliyor. Çünkü bayılırım. Z kuşağına hasta adam diye anlatmıyorlar. Hmm. Osmanlı'yı. Ne diye anlatıyorlar? Helal olsun ya. Muhteşem insan. Akıl küpü. Kusursuz adam. Kusursuz adam. Kalitenin adı. Yeliz'in oynadığı oyun bu arada. Abartmaya, şey yapmaya, çok böyle klişelere kaçmaya çok müsait aslında. Hmm. Oyunculuk açısından. Hiç bunlara girmiyor. Hiç kaçmıyor. O yüzden çok beğendim. İlk işte izledikten sonra arabaya yürüyoruz. Bütün yol boyunca blow dolu bir 15 dakikamız oldu. Şey, göreceğiz. Evet bu İzleyelim arada. Öyle böyle. Göt göt. Belki de bir daha gelirim. Siz de dersiniz ki ya kusura bakma sen benim arkadaşımsın, dostumsun. Ben sana her şeyi açık açık söylemek zorundayım dersin. Gömersiniz. Hayır ben canım, buna böyle bir şey açığım. Olacak olsa bir daha gelmezsin zaten. gelirim. Ya bir de şey olur ya, böyle oyundan bahsedersin birine. Sonra dersin ki işte böyle ağzı sulandı gel dersin. O oyun çok kötü geçer. İşte. Hata olur, ışık patlar, tabii. Bilmem ne olur. Tabii. Ve şunu dersin.
ya bak aslında bu tam böyle iyi değildi. Sen bir daha gel. Ve asla kimse bir daha gelmez oyunu. Yani. Hepimiz yaşadık yani. Ama şöyle söyleyeyim bak, oyunculuk performansının bozulmayacağı bir iş olduğu için ve aslında performansın biraz da ön planda olduğu bir iş olduğu için. Ama diyor ya karanlık oluyor bir ya, şey oluyor. Oraları nasıl kurtaracak yani? Mum yaksın lan. Mum ışığında oynasın. Bu oyun yine izletilir. Yani. Lafını unutabilir. O zaman ne yapacak? Şöyle, yarısını unuttu diye. Yo, unutabilir. Bu arada unutmuyorum. Çünkü yani. Çünkü şöyle bir şey yapmak zorunda. Unutmuyorsundur herhalde zaten. Yeni hayır. Yani zaman zaman unutuyorum tabii. Şey var mı? Unuttuğum oldu. Artık unutmuyorum. Şimdi sufle mesela. Var mı? Biletleri geri verdim parası. Tabii ki. Modern tiyatro. Hayır canım bir tane bir kelimeyi bir cümleyi unuttum yani. Oyun böyle bir anda gitmedi. Bir lirasını vermedin. Siz kimsiniz? Burası neresi? Yani artık tabii ona şey oldum. Bir alıştım, rahatlık da geldi mesela. Unutmaya alıştım ve artık unutamıyorum. Bir sürü konuda yani. İlk başta geçirdiğim o kalp krizlerini falan geçirmiyorum. Yani ilk gün oyuna çıkmadan evvel hatta genel provada Barışların geldiği gün ben dedim ki herhalde şu an gidiyorum ya. Kapının arkasında bekliyorum. Yani arkadaşlar kalp atışlarımı falan anlatamam. Bu hakikaten inme ve hayatta bunu bu arada kimse başka herhangi bir duygu yaşatamaz bence. Şimdi arkadaşlar Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında AKP'li bir belediye tarafından bir afiş hazırlanmış. Sonra tepki alınca kalkmış bu afiş. Bu afişi önce anlatacağım. Sonra size göstereceğim. Tamam. Bu afişte belli ünlü simalar var. Tabii ki en başta Atatürk olmak üzere. Ben ve çıksam ya sizin ikinize sürpriz. Ben de varmışım. İnci Hoca. Ve şimdi onu buraya çağırıyorsun. Ve diyor ki bazı öğretmenlerin yeri çok ayrıdır diyor. Şimdi konsept ters değil. Kulağa hoş geliyor. Tamam. Atatürk'ün olduğu bir şey var değil mi? Atamızın yeri ayrıdır gibi bir şey. Tabii. Çok güzel. Ve burada yeri ayrı olan bazı başka öğretmenler de var orada. Bakar mısınız? Oha. Siz de görüyorsunuzdur. Yoda var. Yoda koymuşlar. Bak Mahmut Hoca'ya okey. Dur neredeyiz? Mahmut Hoca'ya bir tık okey. Badi Ekrem. Badi Ekrem var. Bakayım. Külütmaz'ı koymuş oraya. Külütmaz bu da şey yazıyor orada. Bakayım kim göremiyorum. Çaki Cihan yazıyor. Jackie Chan yazıyor. 40 yıllık Jackie Chan'e Çaki Cihan dedi. Abi Spline. Atın. Hoca. YouTube'dan kovun. Cevdet bundan sonra yasaklanmıştır. Doğru görmedim ben. Biraz ben küçük. De göremedim. Usta Splinter var ve Yoda var. Splinter şimdi, de mi var? Evet. Oha çok iyiymiş. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Resmen taşak geçiyor. Hayır, değil mi bu? Niye taşak olsun? Bir şey söyleyeceğim bak. Zamanında sevgili Can Sungur şeyle Fallout moduyla Atatürk yapıp da işte bütün zombileri falan Atatürk haline kesiyor diye diyordu. O zaman bunu bir espri bir şey olarak görmüştük. Bence burada da bir espri anlayışı var yani ben burada kötü niyetli bir şey göremiyorum açıkçası. Ha, ne var şimdi, yani? Sith Lord olsaydı. Splinter Usta sana da hayatın boyunca bir takım şeyler vermiş, dersler vermiş, akıllar vermiş birisi değil mi mesela? Burada bir Yoda. Tek Yoda yanlış kim biliyor musun? Kim? Külütmaz. Külütmaz? Yani diğerleri yani, hepsine bakarsanız. Badi Ekrem. Badi Ekrem ne abi? O da naif adamdı be. Naif adam. Ya naif adam da hocaların yeri ayrı der misin? O şeydi yani hoca bile değildi. Palavracının tekiydi hatırlamıyor musun? Beden eğitimi öğretmeni diye adamın hayır, hoca oğlum, değildi diyorsun. Ben ne yani veli toplantılarında Badi Ekrem'e kimse gitmez miydi diyorsun sen? Hayır şimdi? Abi bak. Hatırlayın. Hababam sınıfını hatırlayın. Sen izledin. Herkes izledi abi. Sen izledin dedi ya. Hayır, ne ben de Hababam sınıfı izlememiş bir tip de var bu arada yani. Evet. Biraz şey duruyor yani. Ne Hababam sınıfı? Banal falan. Adam palavra atıyordu devamlı. Olimpiyatlar diyordu katıldım. Uyduruyordu. İşte bunu ben kırarım diyordu. Kıramıyordu. Cirit atmayı biliyorum diyordu. Atamıyordu. Tamam işte kendine barışık olmanın ve orada burada kendini göstermenin bir manası olmadığını öğreten bir hoca işte kendisi. Aman boş ver. Biraz böyle bir şey falan çalsın ya. Göbek atalım abi ya. Böyle göbek atalım. Bu yine bir koçarı 2 milyar yaş. Yeter sustun ya. Alev topuyum. Bak. Hah. Nasıl saçım? Masadaki diğer saçlara uyum sağladın şu anda artık sen de. Yani berbat mı? Hayır. Özgür. Dağınık. Aa, bak benim saçım şu an havalı gayet ya. Ben laza atıyorum şuraya. Laza at. Yıllardır hep bir merak şeylerin... Merak ettiğin, aklını kurcalayan istedim. Bir şey var. Yok, geçmiş versiyonları da var. Mesela eskiden beri bir çeşit tatlı yenir. İşte eskiden mesela diş macunu yokmuş da misvak varmış mesela filan. Evet. Ne bileyim işte parfüm yokmuş da... Miskler varmış bilmem ne varmış. Peki kahveden önce kahveni yenene geçiyormuş.
Şimdi burada kahve acaba ne zaman tüketilmeye başlandı? İşte bu şeyler geliyor. 17. yüzyılda şeyden geliyor. Etiyopya'dan Arabistan'a geçmiş falan filan. Oradan sonra Avrupa'ya yayılmış ama yani şimdi kahve şöyle bir şey ya, sabah uyanıyorsun, kahvesiz olmaz filan bir tarz, bu tarz insanlar yalan dolan hareketler bir takım ha. Kimisi öyle, kimisi çay samimidir bilemeyeceğim. Çay da çok geç bizde. Ama işte eskiden kahve yerine yani orta çağda falan öyle bir şey yokmuş herhalde yani. Kral uyanınca ne yapıyorlardı? Gidiyorlardı dereden su içiyorlardı kafalarını sokup. Bak şöyle. Zaten. Öyle mi diyorlardı? Ay dere suyumu içmeden güne başlayamam. Evet tabii evet, ki. Bak, bir de şöyle. Kafanı sokuyorsun. Şimdi mesela kendine gelirsin. Evet. Kahve içiyorsun, bağırsakların çalışıyor, tuvalete falan gidiyorsun ya. Mesela. O zaman da şöyle. Bir dere suyu içerim diyor. Gidiyor. Çünkü bir gün önce orada çamaşırlar mikrop yuvası yıkanmış. İçiyor, bir anda vıj oluyor. Evet. Vıj oluyor, tuvalete gidiyor. Yani işte çalıya çırpıya gidiyor. Bak diyor, dere suyu ne iyi geldi diyor. Hemen çalıştırdı bağırsakları diyor. Niye? Sen diyor hangi derenin suyunu içiyorsun diyor mesela. Boklu öbürü dere. Diyor ki işte falanca deresinin. Aa diyor, onunki çok sert. Ben filanca deresininkini içiyorum. Ben o derenin suyuyla ayılamıyorum. Hatta bazı figürler çıkıyor. O derenin suyunu içenlere falan diye gelip kafasına yumurta fırlatıyorlar. Nasıl yarım şey saat önce buraya gelmeden önce bugün al 2 ay sonra ödemeye başla kampanyasıyla. Art üstüne 3 taksit peşin fiyatına yaparak araba bir aldım. Adet ekmek yapma makinesi aldım. Eyvah. Bundan sonra ekmek yapacağım. Yani bu şu anlama geliyor. Tahminimce 3-4 gün sonra gidip bir sonraki dedeler bölümünde. Deliler gibi burada garip kurabağa gibi fakir fukara gibi ekmek yiyeceksiniz. Artık ekmek yiyeceksiniz. Böyle böleceğiz. Öyle. Mı? Al bu da senin Ahmet tarzı değil. Pancarlı ekmektir, cevizli ekmektir, bu şakalı şey mi? Ekmektir. Barış Pilates'e cevap olsun diye mi? Bir denge tutturmak. Pilates'te kaybettiği kilolarını yani. 2,5 kilo alman lazım şu anda. Evet. O zaman şöyle yapalım. Yetişir mi? Anket yapalım. Vatandaş yazsın. Neli ekmek? Neli ekmek? Bir sonraki bölüme yaparım gerekirse. Ya, seçenek var mı? Kafadan atabiliyor muyuz? Şey yazsınlar at. İnşallah. At kafadan. Sizin özel istediğiniz bir ekmek türü var mı bir dahaki bölüme mesela? Ben bir tane bir şey makine yapacağım. Ömercan düşünürken size makinemi anlatayım. Makine böyle işte ekmek yapıyor. Ama makinenin şöyle bir özelliği var. Mesela tuşuna basıyorsun. O bir yerden un çekiyor. Otomatik ekmek yapıyor. Tamam. Eğer un kalmamışsa pasta yapıyor. O pasta, o pasta. Adı da neydi kadının adı? Marie Antoinette. Maria Antoinette böyle yazıyor. Nasıl? Güzel mi? Antoinette olsun. Peki o zaman neli ekmek yapayım haftaya? Çok güzel. Cevizli. Sen de söyle. Ömercan şu anda ne yaptı biliyor musun Ömercan az önce? Ben gördüm. Böyle yaptı. Buradan ruhu çıktı. Ekmekler diyarında süzüldü. Hangisini yapsam? Hepsine bir baktım. Mutlu oldu. Yeni geldi. Islak ıslak acukalı bir ekmek. Acukalı. Ulan acukayı üstüne sürsen de hiç çıkarmamışsın. Tamam, sonra sade ekmek istiyorum ben. Acuka süreceğim. Düz. Şeyli yap. Evet. Mercimek çorbalı yap. Ömercan'a kolay olsun. Hayır, mercimek kolayını seviyorum. Ama kolaylıkta bu arada şey çok iyi. Şimdi kek yapacağın zaman Yeliz hocam çok yapar. Ustasıdır bu arada. Hiç tipimde yok değil mi benim? Çok öyle iyi kekçidir. İnanılmaz bir kekçidir ama kek dediğim bir prodüksiyon. Ya. Drrr, şey yap karıştır. Tabii. İyice şey yap. Bunda abi çok tembeliş. Her şey lönk yumurtayı kır içine bilmem neyi koy. İşte. O karıştırıyor karıştırıyor. En güzel kısmını söyleyeyim mi size? Bayılırım o özelliğine. Mesela geceden ayarlıyorsun. Diyorsun ki sabah 10'da yapmaya başla bunu. Ben diyorsun 11'de kalkacağım çünkü ve ekmek kokularına uyanmak istiyorum diyorsun. Ay benim öyle kahve makinem var. Bir uyanıyorsun ekmek kokusu böyle yeni yapılmış. Ay. Ondan sonra oluyorsun 650 kilo. Yarışı 2 ay sonra görürsünüz. Hayır şöyle, eğer sen kendin yemeyip millete yapıp yapıp götürürsen o yani yapma hissiyatı. O kadar da yapamazsın. Ekmek yani. Çıtayı. Bunu Yeliz yapabilirdi. Sen yapamazsın yani. Sen şimdi ekmek makinen var. Böyle diyeceksin bak, gece saat 3 ben bir ekmek yapayım diyeceksin. Evet. O kadar eminim ki. 3 saat sürüyor oğlum. O kadar da değil. Gece 3'te 6'ya kadar bekliyor. Şey değil, 12'de basacaksın 3'te yiyeceksin. Birazcık uyuyayım uyanayım da ekmek yiyeyim. Onun için uyuyor değil mi? Ama kendini çok ekmeğe verme olur mu? Gerçekten mahvolursun. Vermeyeceğim. Millete yedireceğim. Kendim az yiyeceğim. Tadımlık. Hocam ekmek makinesi dediğin ne yapıyor? Koyuyorsun ununu, bıdısını. Kendi çeviriyor ve aynen, pişiriyor. Aynen öyle. Yoğuruyor. Yoğuruyor. Önce yoğuruyor. Sonra mayalanmaya bırakıyor. Belli bir ısıda böyle onu şey yapıyor. O kabarıyor. Pişiriyor. Sonra pişiriyor. İsterse kabuk şeyini ayarlıyorsun böyle. Kabuk. Üstü kabuklu mu olsun, sepsert mi olsun, üstü yumuş mu olsun falan. Bu seçenekleri var. Sonra onu çıkartıyorsun böyle cırt diye kesiyorsun. Of. Çıtırtı diye ses geliyor falan filan. Burada bitmiyor işte falan filan diyorsun ama ondan sonra ne yapıyorsun? Onu çıkardıktan sonra mesela benim bildiğim böyle üstüne birazcık su falan atıyorsun, nemli. İşte o kabuk şovun üstüne.
şeye böyle tülbentlere sarma çok, oyunları tabii, var. Ben bir kere pancarlı yapmıştım. Ve gene bitmiyor orada işte. Pancar rengi. Ne yapıyorsun sonra da? Ne yapıyorsun? Makineyi temizliyorsun. Aa, evet. Yok, çok rahat. Temizlemiyor musun? Bir çok tane rahat. Şöyle bir kap onu yıkıyorsun. Çıkarıyorsun elle yer çıkıyor. Şey gibi gerekir. Düşünme. Katı elektrik. Meyve suyu sıkacağı var ya Allah'ım. Aynısını işte. Direkt katı meyve suyu. Bak bugün daha sabah yine sıktım pancar, pişmanlık elma, havuç katı meyve suyu. 68 ayrı parçayı yıkıyorsun. Evet. Onun aralarında kabuklar giriyor, tek tek çıkarıyorsun. Hayatı onun, zorlaştırıyor. Onun en güzelini biliyor musun? Bir işte... Kahya. Daha böyle işte atıyorum Fresh and Go muydu ne? O tarz bir çıkardılar. İçinde yapıyor kendi. Tek şeyi var. O bardağın da oluyor aynı zamanda kapalı ağzı. Evet. Alıp gidiyorsun. Şu kadar. Sonra her gün bir meyve. Onu yıkaması da basit. Bir şey de yok. Ondan var aslında bende. Evet. O mesela ama çok mantıklı bir alet. Öteki daha böyle meyve suyu gibi çıkarıyor. Öbürü biraz daha böyle lömbürtü. Tabii öbürü. Katı bir şey tabii, yani. Tabii. Öbürü bayağı lömbürtü. Blender evet, gibi evet. Yapıyoruz. Lömbürtü. Evet. Bebek maması gibi oluyor. Biraz öyle evet. Çok heyecanlıyım. O yeni hobin de bu o zaman şimdilik. Yani şu an bakalım tutar mı tutmaz mı? Hobi beni şey yapar mı? Sen bir ara zaman bir şey söyleyeceğim. Lazım. Ben mesela şu anda air fry almak istiyorum. Ve bildiğim kadarıyla sen bu camiaya hepimize önce girdin. Girdi. Hatta Ömercan'ın sana bir hediyesi var bu konuyla bana ilgili. Bana doğum günü hediyesi. Doğum günü hediyesi. Kullanıyor musun hala mesela? Tabii. Peki. Tabii iki günde bir kullanıyorum. Helal olsun. Tavuklar mavuklar yapıyorsun. Bir borcamın içine kanatları böyle dik bir şekilde diziyorum. Atıyorum air fryer'ın içine çıtırtı bir şekilde çıkıyor. Çok güzel. Buffalo Wings'i diziyorum. Peki onu alıp çal. Böyle sende şey var mı? Sallama oyunları var mı yapmak zorundasın? Tabii ki. Mesela bira tabağı diye adlandırdığımız bir şey vardı yani barlarda. Hmm. Her şeyin kızartmasının olduğu. Ben bu arada hiç asla yağ koymuyorum. Ona çok alıştım, çok seviyorum. Patates, soğan halkası, tavuk, nugget, şu, bu. Hepsini koyuyorum, atıyorum içine. Sonra karıştırma oyunları. Ondan sonra yaklaşık 12-14 dakika içerisinde çıtır çıtır çıkıyor. Hiç yağsıza da alıştım. Öyle yiyorum. Çok Ömercan seviyorum. Çok sağlıklı bir yaşam diyebilir miyiz? Yoksa sen şu anda yine Barış'ı bu konuda uyarmak istedin mi? Tadın kaçtı mı biraz? Yani chicken nugget'lar şeyler falan falan nereye kadar? Yağsızmış ama. Ama hazır paket gıda alıyor sonuçta. Tabii tabii hazır paketse olmaz. Yani ayrıca yağsız değil ki sonuçta. Yani. Ekstra yağ koymuyor. Evet ekstra kızartma yani nereden yapıyor. Nereden yani kızartması elinde kalıyor da işte. O patatesler zaten kendiliğinden şeyli yağlıyor. Ben bir şey gördüm. Şimdi yani amacım reklam yapmak değil. O yüzden ismini söylemeyeceğim. Bu normal çevirme muhabbetine son iki tarafından da hava veriyor. Çevirmiyorsun hiçbir şekilde. Koyuyorsun o saatte çıkarıyor. Ama ya üst üste gelenler oluyor şey oluyor yani birbirinin üstüne geliyor. Çevirmek zorundasın, çevirmek zorundasın. Kendi şey ekliyor o zaman. Baksana bir şey söyleyeceğim artık kendini ne hale geldik. Hani hayattaki üşengeçliğimizin ve hareket kısıtlılığımızın son seviyesindeyiz bence. Mesela şey ama diyor. Ama hep böyleydi. Onu çevirmek de bir zul abi. Çevirmeyenleri çıktı şimdi diyor. Ama bak. Aynen bak şuraya doğru gidiyoruz artık. Onu hem çevirmiyorsun hem o kendi vuv çıkıyor sana işte. Kadar önüne tabii. Geliyor ağzına götürüyor sokuyor filan artık ve oraya gidiyoruz buraya, yani. Derelerden su içiyorduk Ömer artık nerelere geldik vallahi yani. En zoru ne biliyor musun yemek söylüyorsun oturduğun yerden şeye kapıya gidip gelmen gerekiyor. Buna bile üşeniyorsun. Adamı bekliyorsun. Ama istersen şey yapabiliyorsun evet. Bir aplikasyon var orada şeye kuryeye. Anahtar verme şeyi var. Aynen. Bir kere anahtarını veriyorsun kuryeye. Ondan sonra neyse şimdi bir şey diyecektim de ne bileyim ben. O her seferinde gelip kapını açıyor. Evet ve... Dün bir haber okudum kurye demişken. Aslında böyle deliler gibi ismini verip ifşa etmek lazım. Öyle bir sıkıntılı bir durumda. Eyvah eyvah. Bunlar... Şimdi bir tane kadıncağız bir şey söylüyor. Ağırdı bir kargosu iş yerine. İşte atıyorum 10 kiloluk bir şey söylüyor. Sonra bunlar geliyorlar. Geldik yoktunuz diyorlar gidiyorlar. Bu da diyor ki ben evdeydim. Arıyor. Getirin lütfen diyor. Ben hani taşıyabilecek durumda değilim onu oradan. Getirirdin getirmezdin. Telefonda ufak bir dalaş. Sonra kurye tekrar arıyor. O da diyor ki yanında bir erkek arkadaşı da var iş yerinden. Ya sen konuşur musun diyor. Çok hani kaba konuşuyor benimle filan. O adam alıyor bu sefer. Bunlar böyle bir konuşuyorlar konuşuyorlar. En son. Oluyor değil mi orada yani kesin. Sonra bu şirketin 3 ya da 4 tane kargo arabası dolusu adamıyla beraber bunlar geliyorlar. Dükkanı basıyorlar. Alıyorlar kaya parçaları, taşlar falan. Onları atıyorlar. Cam, çerçeve ne varsa indiriyorlar. Mahalleyi yakıyorlar, yıkıyorlar, gidiyorlar. Sonra işte hemen polisler çağrılıyor bilmem ne. Güvenlik kameralarında falan görüntüleri var şu anda. Böyle arabalarla geliyorlar. Benim abi, en merak ettiğim şey ürün neydi acaba? Ya ne fark eder yani? Değdi mi? Değdi mi? Bu teröre değdi mi? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Doğru anladın değil mi? Kurye firması gelip kurye camı çerçeveyi indiriyor. 2-3 belki 5 hatta araba gördüm. Onlar böyle dolduruyorlar bütün elemanları. Yani hatta minibüs gibi.
Mesela abi, şunu mu hayal ediyorlar? O sırada dükkan, o sırada kurye firması onları... peki duruyor yani çalışması böyle yani 5 5 gün boyunca da mesai bittiğinde bence. Abi bak şunu mu hayal ediyorlar? Arkadaşlar ne dersiniz? Deşarj oluyor muyuz? Deşarj oluyor muyuz? Bugünkü müşterimiz 27 numara falan böyle saçma sapan. Neyse bak şunu hayal ediyorum. Mesela o patron yani bütün bunların kararını veren o adam. Tam böyle kamera artık bu olayların sonunda böyle bir disovla işte ne bileyim bir çıtırdayan evdeki işte mangalın önünden geçiyor böyle. Bu herifi duruyor. Bu herifin telefon çalıyor kuryeci bu. Buyurun bilmem ne kurye diyor. Çok affedersiniz efendim. Bizim bir kargomuz vardı gelmedi ama biz alabiliriz yanlış anlamayın. Yani gelelim mi yoksa siz yani yolunuzun üstünde miyiz? Yok yok biz geliriz. Böyle adam olurlar. diyor ve böyle kamera yukarı gidiyor bitiyor. Bunu mu hayal ediyor? Ya günün sonunda ne yapmaya çalışıyorlar evet. Yani bunlar? Değil mi abi? Sonuçta müşteri memnuniyetsizliğiyle ilgili yapabileceğin iki şey var. Ya arayıp işte ya biz size indirim yapalım hede öde demek ya da 5 kamyon adam göndermek. Doğru. Dartçılar var. Bunlar haftanın belli günlerinde dartçılar, evet. Bazı kafelerde, barlarda bunlar giderler oynarlar. Pubların üst katlarında. Evet. Ben de oynadım birkaç defa. Birkaç defa oynamak başlayacağım ama her hafta gitmek. Tabii. Ben bir tane oyuncu arkadaşım var. Hiçbir yere gitmez mesela. Hiçbir şey yapmaz. Küçük de çocuğu var filan. Eşiyle çocuğuyla her yer. Hep bebek arabasıyla sokaklarda gezerler. Dartçı mı ararlar? Bunun tek hayattaki şeyi bu. Sokağa çıktığı, yalnız başına yaptığı aktivite. Geçen gördüm böyle hani filmlerde olur ya panik içinde çantasıyla terini silerek koşan bir yere yetişen adam vardı. Bu şekilde gidiyor. Tek başına bir de ilk defa gördüm. Ne çocuğu ne eşi. Dart tutkusu diye. Nereye dedim? Dart. Dart'a gidiyorum. Ne dartı ya dedim. Şurada bir bar var ya onun üst katında dart oynuyoruz. Biz her salı oraya gidiyorum filan. Panik içinde sen de gel dedi. Vay be dedim. Hem de ilk defa onu yalnız yakalama şansı var. Belki iki. Ya şimdi... Abi tıpta yeri var bunun. Çok fazla dart oynamaya dartanyan deniyor. Bu bir hastalık. Mesela bak böyle yapacaksın şakayı bağlamayla. Bağlamı ne ki bunu şimdi? Okçu dartanyan. Bağladı. Yani bağlamdan çok kopuk değil. Seni destekliyorum. Teşekkür ederim. Dartçılar Federasyonu belki beni linçleyecektir bunun üstüne ama ben şöyle düşünüyorum. Yani federasyon kapatılsın dermiş. Bir hafta yaramayan bir federasyon. Şey olduğunu düşünüyorum. Okey'den falan bir farkı olmadığını düşünüyorum. Okey oynamaktan. Yani bence de. Öyle bir yani şey, beyaz yani, ışık yok bir kere. Dart'ta beyaz ışık ben duymadım. Artık okeyde de yok da çünkü cadde tarafından o şey sahil taraflarında toplanıyorsun. Aynen öyle. İsmi de Geniz Kumancı. Geniz Kumancı. Markete. Böyle bir yerin içinde işte çok da lüks falan atansız falan bir kafenin içinde bir sürü masa var. Okeyler dolusu. Herkes dörtlüyor gidiyor filan. Hatta bazıları böyle ya nasıl olsa birileri eksik kalır falan diye böyle oraya tek başına gidiyor. Diyorlar ki dördüncü olur musun? Aa diye geliyor. Dörtlüyorsun oynuyorsun. Nasıl geliyor? Ya. Aa. Çok iyi. Ben bir kere dart'a gittim. O gün de çok dart'ta kötü bir şeye denk geldi anıya. O yüzden bir daha da... Abi bir şey yok bir şey. Dur. Tam şey yaptım yani orada işte tam dart oynuyorum ben işte attım. O sırada bambaşka bir kalp krizi geçirdiğini zannederek böyle düştü öldü. Yanında. Bu şakayı nasıl yapacağımı bilemedim. Yani benim attığım ona gitmiş gibi falan. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Ben geri alayım bunu. Bravo. Yuttum. Devam edin. Hiç olmadı. Bu daha güzel oldu. Boş ver. Bunu çok sevdim. Evet. Yutma anı çok iyiydi. Ama ben şaşkınlığımı atamıyorum çok. Bence İlginç bir hikaye. En az iki uzuv kuralı diye bir şey var. Bir şeyin spor sayılması için. İki uzuv mu? Tabii. Bu tek ya. Aynen. Dart insana spor okay. Gibi o yüzden gelmiyor yani. Bu spor mu şimdi yani? Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Mesela bak okçu var. Katılmıyorum. Bak dur katılmıyorum. Federasyon beni bıraktı şimdi. Omuz çalışıyor, el çalışıyor, kol. 50 tane şey var. Koordinasyon. Omuz aynı şey oğlum onlar. En son finalde şunu yaparsan ekstra bir bölgeyi daha çalıştırıyorsun. Onlar bir kere yasak. O futbolda nasıl tişört çıkarmak yasak. Bowling mesela. Bowling peki spor mudur? Neyse çocuklar yorumlara yazarsın. Siz beni anladınız. Bowling şöyle spor değil gibi. Hep şişmanlar iyi oluyor bowlingde. Abi demek ki spor değil. Bir şey söyleyeceğim bak. Mesela gülle atıcılığı spor mu? Spor, ne saçma bir şey. Bir şey fırlatıyorsun. Spor veya değil kısmını tartışmıyorum. Çünkü o bir başlı başına başka bir konu. Ama Ömercan'ın... Ömercan'ın şu şeyini tartışıyorum. Ne? En az iki uzuv çalışmak zorunda. Tabii. Ömercan dartı şöyle zannediyor olmalı.
Böyle bir şey değil dert. Sörtme var. Hayır abi bak dart. Böyle hiçbir şey yok. Tabii yok. Var, ama şunlar var. Bir koordinasyon vücudunda gerektiriyor. Hatta dartı iyi oynamanın, size anlatayım arkadaşlar. Eskrim gibidir be üstad. Bak dartı iyi oynamanın şey şudur. Havada sağlam. Atmayacaksın. Vücudunla ileri doğru ittireceksin. Hmm. O zaman diye hedefi vuruyorsun. Ne diye? Böyle yapacaksın yani. Diyeceksin. O böyle elinden ayrılacak. Senin verdiğin şeyle, kuvvetle böyle hedefe devam gidecek. Edecek hedefe çarp diye saplayacak. Peki onun arkasında kuyruğu böyle şeylidir. O yüzden mi? Tabii o hafif döner böyle havada da. Bunlar bilmiyorum. Bunlara ben de çok spor gibi bakamıyorum. At onu binelim demiyorum. Gidip hadi sporsa at binelim. Hobiyse tabii. At binelim. Yok hocam, ya. Binicilikler de spor değil bence. At binmek at için spor. Bizim için değil ki. Evet. At için bir spor o yani. Senin içinde büyük. Çalışıyor her yerin yani. Çalışıyor ama böyle otomatik şey gibi. Pasif jimnastik gibi. At giderken. Arkadaşlar hiç öyle bir şey değil. Ata böyle sandalye oturduğun gibi oturmuyorsun. Ata bindiğin anda bütün vücut kaslarınla öyle bir tutunman gerekiyor ki. Sen belli ki dandik ata binmişsin o yüzden. Seni götürmesini bilmeyen. Pony'a binmiş. Yani at da bilmiyor gitmeyi. Onunla beraber gitmek zorundasın. Koyuna binmiş. Doğru düzgün atlayayım binersin gider işte yani. İşte yani orada dengede kalmak filan. Bir de ata şeyi de hissettirmen lazım. Koço ben sana bindim. Şu anda komuta bende. Yoksa zaten gidiyor mesela. Ben gidiyor. Sen böyle giderken bir anda böyle oluyor. Çalı var yemem lazım. Eğiliyor abi sen böyle angut gibi kalıyorsun tamam mı? Hoca da almış başına gitmiş sen ormandasın kimse yok. Senin atın orada yarım saattir otluyor. Oysaki ne oluyor? Çalı var yemem. Hop. Yapmayayım. Ama sonra öğrendim ben onu çünkü hoca 5 kilometreden gelip geri beni aldı. Dedi ki bu böyle çalıya malıya gittiğinde sen onu bırakamazsın. Akşama kadar kalırsınız dedi yani. Abi çok sen iyi. Dedi çalıya doğru yöneldiği anda hemen bu tarafa doğru çekiyor. Direksiyon gibi zaten. Direksiyonu şey kullanıyorsun. Hani böyle Indiana Jones'un Temple of Doom'un falan hani o kadın var ya o tarz böyle bir tip. Pardon. Affedersiniz. gidebilir miyiz? Kafamda at bilen kadın imajı hemen nasıl da böyle iğrenç ve de. Ben 80'lerde çocuktum. Etekle binmek zor olmuyor mu? At binme bayağı sağlam bir şey. Hatta eğer düzenli böyle bir hafta falan zaten üst üste binemezsin de bir 3-5 dersten sonra mesela şey sünnetli çocuklar gibi yürüyorlar insanlar. O kadar bulduk bütün kaslarını kasıyorsun. Evet, yürüyemiyorsun yani. Bir de mesela şey var mı? Mesela Araplarda falan hani devenin de böyle sportif bir durumu var mı yoksa sadece bir transporter mı? Niye olmasın canım? Hmm. Devenin yani sportif deve binme... bir durumu yok çünkü deve koşamıyor. Deve zaten olur mu canım? Nereye koşamıyor be? Yani. Koşan ya, deve var ya. Tenten de koşuyordu. Sen devenin gibi üstünde koşa. Sen o kadar kalamazsın. Öyle tenten bir şey de koşuyordu. Yok. Tenten de koşar, mumya da koşar. Redkit de koşar. Galiba biz bu işi yanlış biliyoruz. Hayır, develi asker diye bir şey var. Şeyde, tabii Mesut Süre'yle bindik. Fas'ta Mesut Süre'yle deveye bindik ama oraları yayınlayamadık bile linç korkusunu. Çünkü deve şöyle oldu yani tam böyle Mesut'la beraber. Deve Türk beraber... miymiş? Niye bu linç korkusu? Çünkü Mesut bindi üstüne. Mesut da böyle 2 metre falan ya. Deve Mesut'u kaldırırken benim deveye ben bindim. Hoppa kalktı. Böyle bir de kademeli kalkıyor vallahi yani. Önce arkayı kaldırıyor sonra önü kalkıyor. Ben de tatil köyünde binmiştim. Allah oyunlu tabii, mu yapıyor? Tabii, tabii. Deve 3 bölmeli anca kalkıyor. O kadar bir hayvan zaten deve gibi bir şey deriz ya. Evet, o şimdi önce arkayı kaldırıyor sonra ortayı kaldırıyor sonra önü kaldırıyor. Sen hocam, kalkıyorsun. Hocam yoga diyebilir miyiz biraz? Kind of. Güzel. Şimdi Mesut bindiğinde onun devesi şöyle oldu. oldu. Sonra olduk, kalktılar. Ondan sonra hayvancağız tabii. Yalpaladı mı? Yok. Yani. Mesut Süre, direkt... buradan sana açık çağrı. Bütün develerden özür dileyeceksin. Ayrıca dedeler sofrasına gelip konuk olacaksın. Evet sevgili dostlar, bir dedeler sofrasının daha sonuna geldik. Nereden, buradan mı kapatalım? Hadi böyle kapatalım. O zaman dedelerimi özlemişim ben. İyi ki beni ağırladınız. Teşekkür ediyorum dedelerim. Bunu saymayız, tekrar bekleriz. Gelirim. Arkadaşlar yorumlara yazın. Barış neli ekmek yapsın? Evet yazın ya. Acukalı. Ay acukayı süreceğim dedim. Hayır değişik bir şey bulsunlar. Kendiliğinden salçalı ufaklı bir şey olmuyor mu böyle anladın mı? Domatesli falan. Domatesli. Kuru domatesli. Kuru domates. Haftaya getirip bize Yeliz söylesin. Haftaya gelsin Yeliz'in dediğini yiyelim. Tadım. Söyle. Tadıma geleyim. Haftaya. Kuru domatesli. Haftaya ben bir tane yapayım. O zaman haftaya gün yapalım. Bededeler günü. Herkes bir çeşitle buraya gelsin. Tamam ulan. Ben kabul. Satın alırım yani. Tamam ekmek benden. Tamam. Ekmeği sen alıyorsun. Satın alırsan sana puan vermeyiz. Seni gömeriz. Yalnız bu hazır alınmış falan diye. Ekmeğin üzerine kimin meze oyunları benden. Tamam. Tamam. Ben de ne? İyi ben de bir şey mi yaparım? Peynir meynir alabilirsin. Ya öyle bir şey al ki mesela kendin yapmış gibi kakala bize gitsin.
Yaprak sarma alma mesela. Sen yapmadın lan bunu deriz, anlarız. Öyle bir şey olsun artık ki. Hiçbir şekilde güvenmeyiz. Ondan gelenin hazır olacağını ben biliyorum ama bizi şaşırtmak benim da senin lazım. Benim yumurtayı ama ben de hazır alacağım. Öyle mi? Tabii ben yapamam. Vaktim hayda. Yok. Hayda. Belki Tuğba'ya söylerim, o yaparsa getiririm de o da yazılır. Aile karşısına zorla. Olmaz. Zorla bize derim. Burada şş, kapalı şş. Kapalı kapılar ardında şovmen anlatıyorum böyle. Önce şunu yaptım da bunu yaptım da. Bir dakika, sen ekmeğin yanına patlıcan tava yapayım istiyor musunuz? Yaparım patlıcan tava. Hayır, patlıcan tava yapan adam her şeyi yapar bu hayatta. Yok ya, patlıcan tava diziyorsun. Sen biraz güzel hazırsana Cenk abi. Hayır, şöyle yapıyorduk. Hayır, o yüzden ben burada kaldım. Normale döndük. Sen hiçbir şey getirmiyorsun. Sen de keyfine bakıyorsun. Tamam, biz meze, ekmek, şey sen de bulmuşsun Yüksel Lanası. Kesin kısır çok iyi yapar. Öyle mi? Yaparım. O fırsatı değerlendirir. Kısır mı seviyorsunuz değerlendiririm siz? Yani. Ben çok nadir yerim, çok severim ama. Gönlünden ne koparsa. Tamam, ben de gönlümden kopanı yapıyorum. Ondan sonra burada bir gün, dedeler günü yapıyoruz. Tamam, gün yapıyoruz. Tamam. Dedeler günü. Okay. Ve konkende oynuyor muyuz bir yandan? Oy, bayılırım ha. Bayılırım. Bir kere oynayalım dedik. Konuşamadık ya. Perişan olduk oynamaktan. O benim rezaletti. Oynuyoruz. Gergin ordu taş atıyoruz. İlk başta bir yapalım. Salarız. Yemeğe veririz kendimizi. Ay tamam. Dedeler ama ciddi günü... anlayacaksak okay. Ben oynamam Allah. Ömercan'ın şeyini bulduk. Zayıf noktasını. Az önce. Ciddiye alacaksak oynayalım yani. Tamam, başlayayım vazgeçeyim. Ömercan delirsin. Delirsin. Triggerlansın böyle. Dart atsın. Uno oynanabilir aslında. Bak Uno güzel oyundur. Böyle şeyler de akar. Arkadaşım Uno oynarken de öyle çok konuşamazsın. Konuşamazsınız. Hiç bir oyun konuştuk mu? Domino. Domino. Aa, şey çok iyi vardı. Bir spordur. Şu çekmeceli neydi bu? Çalışıyor. Çekiyorsun taşları, tuşları bir şeyleri. Jenga. Cezalı Jenga. Bir şey söyle. Cezalı Jenga. Konuşurken yapabiliriz biliyor musun? Mesela çünkü tam sıra bendeyse. Atıyorum ben konuşamasam bile 3 kişi muhabbet şey yapar beni şaşırtır falan. Jenga çok iyi fikir. Cezalı Jenga ama. Bedelli cezalı Jenga. Ağzına vuruyor muyuz devirirse? Ya bir şeyine oynayacağız o Jenga'yı. Tamam. Mesela takım olalım 2'ye 2 atıyorum. Sonra yenenlere bir şey yapacak olsun falan. Ondan da böyle minik kesitler çekilebilir. Ne biz 14 yaşında mıyız ya? Ne bu Allah? 11. Ben 11. Sen YouTube'u bilmiyorsun galiba. Olay şu an. Herkes 14 yaşında. Ya. Evet. Olay şu an kanalıma hoş geldinize dönmeye başladı. Çok tehlikeli şu anda çocuklar. Burnumuzu acı biber soktu. Haftaya mezeler olacak, ekmek olacak, Cenga olacak. Allah evet. Sirk gibi. Müthiş. Ayrıca haftaya görüşürüz sevgili dostlar. Yeniz Kıvancı'nın... Bir şey diyeyim, ne kadar sirk gibi olursa zaten o kadar izlenir. Tabii, ben bakıyorum canım. 16 milyon izlenmiş böyle dediğin gibi burnuna biber sokuyor. Bunları yapalım bunları. Hayır, ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Bunları yapalım. Peşindeyiz. Saçımızı haydari sürdük. Tamam, böyle bir kesit de yapalım. Yapabildiğimiz kadar işte bıyığımıza işte ekmek sürdük falan yapalım. Bunları da çekip ayrı video olarak. O zaman acı biberli ekmek yapıyorum. Bıyığına süsün yansın. Sakın. Koltuk altında patlıcan musakka sürüp gez bütün gün. Böyle şeyler. Tatlı arkadaşlar. Yümeyla montunu giyiyor, hadi kalkalım. Bak sana bir jargon buldum. Hani diyorsun ya mesela Klimt. Sen de bilirsin. Ben kebap istiyorum. Yalnız Rocky olsun. Rocky mi? Rocky ne? Yani acı yok. Oy güzel. Bu güzel. Bu çok iyi. Güzel. Rocky kebap. Fena değil. Ama şöyledir onun raconu. Beraber otururuz biz. Adana mı Urfa mı? Rocky. Urfa tabii. Rocky olsun. Rocky mi? Abi 4 Rocky. Ne pardon? Ya 4 tane acısız yani. Biz Rocky diyoruz. Bizim raconumuz. Ha tamam. Niye azar ediyorsun lan adamı durup dururken? Bilmeyene her zaman azar. Tabii, tabii. Bu jargonu bilmeyene hep azarı yer. 4 sipariş, 4 gidişimiz sonrasında adam böyle kendi geliyor. Rakim mi? Rakim olsun. Hepsi Rakim abi. Evet abi. Bir ay sonra menüde Rocky kebap. Güzel. Herife jargon öğreteceğiz diye sevmediğimiz yere gidip duruyoruz. Devralar sonrası.